Madde düşünür mü ya? Madde hisseder mi? Madde sever mi? Madde aşık olur mu ya? İçinin içine girdiğin zaman dışının dışıyla hiç alakan yoktur. Bu madde perdesi, ah, bu beden, yani madde ile ne yapılmışsa bu madd, ya kurban olurum ya şu maddede hayata hiç uygun mu? Ruh uygun mu? Her şey garip ya burada. Hiçbir şey normal değil. Aklı Selim'le düşün, hiçbir şey de normal değil vallahi ya. Az billahi recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Geçimiz Cenab-ı nurlu eylesin inşallah. Nurdan manadan, zulmetten, hakikattan, ruhaniyet yaratan Cenab-ı Hak da manalarını laf, elfazımızdan ruhani manalar yaratsın inşallah. Sayfa 509. Şu nükteyi esaseninin hatimesi tamamen plansız, projesiz içime doğan yatsı namazında doğan yerden okuyorum. Onu hemen belki unuturum söylerim, şey söylemeyi. Her koku kendi kendi cinsini tanımlar diye kalbime geldi. Yani mesela naylonu yaktığınız zaman bir elma kokusu gelmez. Ne her bir maddenin sureti Kokusu, şekli, insansa kelamı, elfazı, siması, ter, terlemesi kendisine hastır. Yani kendi aslında haber verir, koku bile. Ki Cenab-ı Bakara Suresinde ayaklarını bile yere öyle dikkati çekmek için vurmadık vurmasınlar dediği gibi bir de kokuyla çıkmasınlar var böyle. Şimdi koku koku, koku aslında haber veriyor. Mesela bir koku var, kendisi yok. Gölge var, güneşi yok. Ses var, kendisi yok. Olur mu? İstek var, istenilen yer yok. Böyle bir şey yok yani. Tanımlanamayacağı bir şey yok. Olmaz böyle. Mesela insandaki şu andaki istekler yani şöyle namazda geleni söyleyeyim. Şeye bindiğiniz mi böyle Luna Park'taki böyle bir şey kulübeye, kutuya havaya uçtuğunuz zaman çok yüksek yükseliyorsun ya. Şey yok. Beden yok. Bedenin bu tarafta. Yer de yok. Böyle boşluk ya. Şu anda ben kendimi görüyor muyum? Hayır kimse kendini görmez. Harici görür. Şimdi gene bunları görüyorum biraz beni nispet ediyor. Bir yere mekana bağlıyor bu gördüklerim. Aslında ben kendimi görmüyorum böyle. Beni bir yere bağlayamaz. Ama bağlasın diye bunlar var. Şimdi o önüm kesik. O Luna Park'taki bir havada ya. Orayı anlatacağım şimdi. O ne? Bir yere nispet edemiyorsun. Koordinatını koyamıyorsun. Sensin değil mi bu? Bedensin sens, Bedensiz. Ama beden var. Olsa ne olur, olmasa ne olur. Beden yok. Tamamen ne var? Duygular var, bir heyecan var, korku var, ne bileyim bir coşku var. Var da var. Onların içindeyim. Benim içimdeydi o, heyecan benim içimdeydi, uyanınca ben onun içindeyim. Korku benim içimdeydi, uyanınca ben onun içindeyim. Coşku benim içimdeydi, uyanınca ben onun içindeyim. Tamam, içindeyim. Ee, şimdi ben onun içinde miyim? Evet, o elbise giydirdi giydirdi Şimdi ben o duygumun içindeyken e, o heyecan. Arabamın koltuğun arkasındaki çeketimi koymuşum. Çeketim acaba böyle mi duruyor böyle mi duruyor? E, hatırına gelir mi? Yok gelmez. Gelmez değil mi çeket? Hı. Ve kardolabındaki çamaşırın biraz katlı böyle az katlansa diye hatırına gelir mi? Hı. Ama çok katlandı o iş çamaşırın. Hatırına gelir mi? Gelmez. İşte vefat anı bunun gibi mi? Buna benziyor. Cesetle cevap. Mücadelesi namazındaki aletini söylüyorum. O içinin içine, ee, içinin içine girdiğin zaman dışının dışıyla hiç alakan yoktur. Bu noktada şimdi burası hatırıma geldi. Burayı okuyor. İçinin içine girdiğin zaman dışının dışıyla hiç alakan yoktur. Şimdi biz bir şey uyandırdık mı? İçine girdik mi içine? Bir korku mesela. Korktuk böyle yükseğe çıktık. Ooo falan bağırıyorsun. Hiç arabandaki çeketin böyle konmuşun hatırına gelir mi? Gelmez. Neredeydi bu uyanan? Sendeydi. Hariç bir şey yapmadılar. Hariç batını uyandırdı. Uyandırdı mı hariç? Geldi. Bizi havalandırınca uyandı. Azrail Aleyhisselam da bizim içsel dünyayı uyandıracak. İçimize doğacağız zaten. Olduğumuz yerdeyiz. Dünyamızı uyandıracak. Luna Park'a bindik de böyle gitti ya böyle. Neyi uyandırdı? O bir şey yapmadı ki. İçimi uyandırdı. İçimin içine girmesine vesile oldum. Ben içimin içine giriyorum. Ve bedeni de hiç hatırlıyor musun sırtındaki? Atleti hatırlar mısın o anda? Hii! Uçuyorsun ya böyle. Atli Aa atletim biraz kıvrışmış falan. Çamaşırım biraz böyle. Bu duygu nasıl uyandır Niye yerde yoktu? Gafur kim uyandırdı? O hareket. Hareket uyandırmadı mı? Yükseliş. Yükseldikçe heyecan arttı mı böyle abi? Nereye arttı? Sendekiler uyanıyor gaye o. Azrail Aleyhisselam da Luna Park gibi sendekiler uyandıracak. Onun içine gireceksin. Hii, böyle gideceksin. En iyisi. Doğuyorsun. İçine doğuyorsun. İçimize doğuyoruz. İçinin içine giriyor. İçinin içine giriyor. Evet. İçinin içine gir. O korkular bütünlüğünün, istidatların bütünlüğünün dünyasını, onun içine doğuyorsun. Yani yaptı o. O zaman Azrail Aleyhisselam daha önce hiç karşılaşmadığımız bir şey Yani. Aslında karşılaştıkların bütünlüğü. Şu anda hep o, onsuz hiç yaşamamışsın ki. Evet. Hep hep e, ölüyoruz. E, mesela şu anda sen bugün PTT'deydin. Öldün şu anda başka bir manadaydın. Hep şey <laughs> mühürlüyordun, imza atıyordun. Şimdi öyle bir dünya mı var? Evet. Bu dünya, şimdi bu ortam seni ne yaptı? Oradan öldürdü, bu dünyaya doğ, doğdurdu. Halden hale geçmeye azrail yapıyor. Şu anda zaten o. Azrailsiz hayat mı var? Ama o bütün dönüş var. İçinin içine doğacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Tenezzelül melaiketü ve ruhu fîhe izni Rabbim. Kulir ruhu min emri Rabbim. 509. Ya bu eserler olmasa ne yapacaktık ya? Bak ya bir nefes aldık değil mi? Geldik. Değil mi? Bir geldik, derse geldik. Bir nefes aldık. Ya bu nasıl oluyor? Sen sordun ya. Bir, bir kim sordu bugün? Ya tamam abi dedi. dedi. E bugün nereye çıktık ya? Bugün, bugün bir yere gittin mi? Kim dedi ya? Abi dedi onlar peki nasıl yaşıyor? Yaşamıyor ki. Nasıl yaşadığını soruyoruz. Sen mi? He. Onlar yaşamıyor ki. Kur'an yaşamamış kabul ediyor. Alimler diyor ki kayıp asır. insanlık gelmemiş. Yaşanmamış. Sen yaşamaktan bahsediyorsun. Yaşamamış ki. Yaşadığının farkında değil. Bir tecrübe madde asıl değil ki. Biz ne yapmışız? Asıl yapmışız. Bedeni asıl yapmışız. Bir tecrübe madde asıl değil ki. Vücut ona münasır kalsın, tabi olsun her şeyi bütün merkezi e, saatin Zembereği gibi maddeye asıl yapmışız. Maddeye asıl yapanın esbabını da asıl yapmıştır. Peki esbab niye fail gözüktü? 17. lemada şey diyor. Esbabla müsebebatı bir yarattığı için buna iktiran deniliyor. İktirandan dolayı yani onunla bitişik. Şöyle iktiran nedir anlatayım. Suyun kaldırma kanunu sudan önce yoktur. Sudan sonra da yoktur. Su suyla beraber vardır. Eğer su yaratılmadan önce, dünya güneşten kopmuş parça ya. Su yaratılmadan önce suyun kaldırma kanununu nereye koyacaksınız su yok? Erdinç koyalım? Ağaca koyabilir misin? Suyun Peki toprağa koyabilir misin? O zaman suyun kaldırma kanunu suyun sıfatıyla taşın, toprağın yani suda yüzen, yüzmeyen atıldığı zaman işte nispet edilen e, sistemin adıdır. Suyun kaldırma kanunu suyun kendi sıfatıdır. Sudan önce de düşünülemez. O zaman suyun kaldırma kanunu suyu sudan önce olmadığına göre suyu yapmamıştır. Ama suyun kendisinde, de kendisinde sistemin adı. Eğer hiçbir şey atılmasa suyun kaldırma kanununu göremezsin sen. Taşa attık battı. Tahtaya attık yüzdü. Suyun kaldırma kanunu ondan sonra fark ettik. Ama suyun kaldırma kanunu sudan önce ağaca, taşa, toprağa koyamazsınız. Hadi benim Babam gelsin de, babaannem, dedem gelsin, su gelsin de ben oraya geçeyim. Benim yerim aslında kiracıyım ben. Ağaçta bulunuyorum, taşta toprakta bulunuyorum. Suyun kaldırma kanunu diyor. Suyu bekliyor, su olsun, yaratılsın da ben suya geçeyim. Yani öyle dememiş. Yani suyun sıfatıdır o. Mesela sudan önce suyun ıslaklığını düşünebilir misiniz? Islaklık bir tarafa sonra su geldi, ıslaklığı ona verdik. Su niye ıslak? sorunun altında sanki kuruymuş. Birisi boyamış. Suyun ise suyun mayı olma özelliği. Kenardaymış su gelmiş ona verdik. Bu iktiran. Yani sebeple sonuç beraber yaratılması. İkisini biz bitişik görünce dedik ki bu sebep bunu yapmıştır. Sebebi fail zannettik ondan. Yaradan ona farklı bir özellik de koyabilirdi o zaman. Tabii canım. Şimdi burada bu lazım. Gelirken dedim ki Merkür'de olmamız gerekirken niye dünyadayız? Niye sıkıştırmışlar burada bizi? Kainatı böyle belgesel şey yaptınız değil mi? Galaksiye he kafur. Her şey böyle. Bir düşünün böyle samanyolu gibi. Baş döndürücü. Orada dünyanın yeri var mı? Büyüklük olarak dünyanın yeri yok. E niye buraya sıkıştırdı? Boğaz boğaza mı dalalım diye koydu Allah. A. Niye koydu bizi buraya? Boğazınıza dalalım diye mi koydu? Niye buraya sıkıştırdı? Aslında Merkür'de olacaktı. Toprak kavgası olmazdı. Hudut kavgası olmazdı. Biraz daha havada uçsaydık. Araba teknolojisi olmazdı. Bir de atmosferin %76 azottur, %21 oksijen. Azotun gramını teneffüs edecek, acıtmayacaktık. Daha yemekte mesele yok. Yemekle alakalı hiçbir şey rızık noktasında endişemiz olur. Niye böyle olmadı? Ya Merkür'de, Jüpiter'de olmamız lazım ya. Geniş ya, arsası çok. Niye böyle bizi hırta hırta getirdi ya? Getirdi ki küçük yerde çok insan... Batındakini dışarıya çıkabilmesi için Çamaşırdan su nasıl çekecek? Bunu böyle çevireceksin Bunu da böyle çevireceksin Böyle yapacaksın ki çamaşırdan su aksın Şimdi Beraber hırta hırta Boğaz boğaza arabalar Kornalar şunu yapacağız ki içimizdeki fıtrat dışarıya çıksın Bir kuvve Teknolojiyi yapabilme kabiliyetimiz Bir file dönüşsün Yani e, teknoloji yapma Mesela uçak yapabilir miydi? Kuş olsaydı insan uçabilseydi. Yapmazdı yani. Demek ki böyle yere koydu sıkıştırdı ki... ...batınımızdaki istidadın, özelliklerin dışa bir fiil gözüksün. Çıksın dışarıya. Geniş bir yerde insan darla alakalı dardan çıkacağım diye bir arayışa girer mi? Girmez. İşte madde bir tecrübe. Madde asıl değil ki vücut ona münasır kalsın tabi olsun. Belki madde... Bir mana ile kaimdir. Allah Allah. Mesela geliyor madde. Aha bak bu madde. Bismillah. Burada duracak. Bu burada duracak, uzayacak. Tırnak uzayacak. Parmak uzamayacak. Böyle açılacak. Bunlar böyle olacak. Bizim hoca derdi ki insanın eline bakılarak iş makineleri yapılmış. Sonra devam ederdi. dedi ki iş makineleri ele bakılarak yaptık. Ama eli yapan nereye baktı onu bilmiyoruz diyor. Ee, şimdi madde bir mana ile kayındır. Yani bunlar niye böyle açık? Böyle olsaydı insan, insanın yaptığı işte bir bilmeden bu parmakların böyle kırık olması mantıksız değil mi? Öyle niye kırık ya? Sağlam barkına böyle sırık gibi olsaydı. Niye kırık? Ve arkaya doğru kırık olsa. Kırıklar. Ha, demek ki bir mana için var. Ha demek için çünkü diyeceksin. Bu parmaklar böyle. Mana. Peki madde nereye göre şekil alıyor Gafur? Manaya göre alıyor. Yani işte işlevine göre bu madde orada yer alıyor. Yani kemikli vazife yapan bu kıkırdakta böğümde olsa sırık gibi olur. Olmaz değil mi? Ha. İşte madde manaya kayım olduğu gibi hayat maddesi de ahiret manasına göre yapıyor. Yani burası için kurgulamıyor vücudu. Bu vücudu kullanıyoruz. Arabayla geldim ben Arnavutköy'de. Şimdi niye arabada değilim? Bitti değil mi? Şimdi o arabamız şöyle nereden çıktım ya orada olsaydım. Diyor muyuz? Niye demiyoruz? İşte beni yaptı. Dünyadan da geçince beden için öyle diyeceğiz. Aa, bu, nerede o beden demeyeceğiz. Bitti. yani asıl asıl bu olsaydı o zaman vahlanırdık. Niye saçım beyazlanıyor? Niye üzüleceğim ki? Bunun da bir işlevi var o kadar ya. Yani buna araba vazifesini yükleme ya. Muhali talep edersen kendine kötülük yaparsın işte. Ya yani buna beka verme işte. Bu ölecek ya. Yani öl değişecek mi? Ölmeyecek. Değiştireceğiz ya. Ya bu eskide ne işimiz var ya? Belki madde bir mana ile kayındır. İşte o mana hayattır, ruhtur. Asıl o. Cesedin ölümünden korkuyor. Ruhun ölümünden endişe etmen lazım. Esas o. Hayattır, ruhtur. Esas bu. Bak hem bir müşahede madde mahdum değil ki evet. Her şey ona irca edilsin. Ne demek o? Yani ona hizmet edilen. Ona hizmet edilen değil ki. O hizmet edendir. Mahdum çocuğa denilir ya. Çocuk ne demek? Hizmet alandır. Hizmet edilendir. Hizmet bize veren değil ki. Şimdi baba bağdır, hizmet edeceksin. Sera hizmet edeceksin. Öyle. Sonra sen hizmet alacaksın. Belki hadimdir. Mahdum değil hadimdir. Bir hakikatin tekemülüne hizmet eder. O hakikat hayattır. O hakikatin esası da ruhtur. Eğer bunu idrak edersek inancımızı, imanımızı akıl seviyesinden his seviyesine, duygu seviyesine, latife seviyesine götürürsek vallahi hususi dünyamız o İmam Rabbani'nin dediği gibi fetholi fi ibadi ve cenneti cennete girmek değil cennetin kendisi olur. Yani bak biz imanımız ne olmuş? Akılda fikir olmuş. İman o seviyede. Vicdan da his olsa, vicdana yata inse, kapta duygu olsa iman, ruhta da latife şeklini alsa bir tamam ya. La acayip bir şey olur ya. Hiç aralık kopukluk yok. Yok orası. Yani şöyle zannediliyor biliyor musun millet? Yani ben de öyle biliyorum. Dünya bu arsa var. Bu bitişik arsa var değil mi? Bu bitişik ne var? Berber var galiba. Bitişik. Bitişik. Ahiret dünyaya bitişik zannediliyor. Öteve. Lan olduğu yerdedir. Biz oradayız. Dünya neredeyse ahiret de oradadır. Ben neredeysem ben de oradayım. Anladın mı <laughs> Harun? Ben neredeysem ben de oradayım. Gafur. Ben neredeysem ben oradayım. Ben neredeysem ben oradayım. Evet. evet kapıyı çalarsınız ama kim açacak o zaman? <gülüyor> <gülüyor> ya, aynı şeyi. Ya hakikatin imbisatı. Yani o, o ahiret iç dünyana doğmaktır. Oluşturduğun dünyaya doğmaktır. İçinin içine doğuyorsun. İçinin içine doğuyor. İçimde bir dünya var, onun içine doğuyorsun. Bu ne oluyor? Kaldırılıyor. Battan neler kalkıyor. Ruh nedir? İmbisata haiz. İmbisat ettiği yer. O hakikatin esası ruhtur. Bilbe bak esas gelecek. Bilbe madde hakim değil ki ona müracaat edilsin. Kemalat ondan istenilsin. Beni niye yarı yolda bıraktın? Niye kemalat istiyorsun? Niye ben ihtiyar oldun? Niye beyazladın? Niye sekte yaptın? Ne parça eskidi? Yani ondan niye kemalat bekliyorsun? E, neyi nereden isteyeceğimizi bilmesek e, kasaba gidiyorsun. iki tane ekmek ver bana. Olmadı ki. E, yani beden diyoruz ki beka bul. E, ne olacak? Beden ne diyecek? Kusura bakma hadi benden ne valla. Belki mahkumdur. Bir esasın hükmüne bakar. Onun gösterdiği yollar ile hareket eder. Kim? Madde. Telefonun içindeki işletim sistemi Ulan, telefon yaptık ya buna bir de yazılım koymak lazım ya. Şu şu işlemleri yapması için. Yani madde esas olup ona şey yapmıyorum. Esas da manası esas. Maddeyi ona göre şey değiştiriyor. Evet, şekillendiriyor. Yani maddesi esas değil telefonda. Yok. Maddesi Kaç gram plastiktirler şu cep telefonu? Ne eder madde itibariyle? Yani demirciler çarşısına gitsen diyor. Ne? bir, bir kilo bir kilo demir olmaz da 250 gram şu, şu senin telefon 250 gram ee, ona 250 gram ne ne tutar ki ya plastik petrol çok az demir var ya o çok, gramda bakır var, var sülüsün toprak var değil mi toprak. ne olur ya ben ne, e, zaferde görmüştüm lisede okurken e, o zamanın şeyinde e, insanın işte 40 tane kirbi çöpü olacak kadar kükürt varmış, bir tavuk kümesi boyayacak kadar kireç varmış. Ondan sonra üç tane çivi olacak kadar demir varmış. Hepsini hesap etmişler, 26 lira tutuyormuş o zaman insanın maddeten değeri. Hiçbir derin yok hali senin maddeten. Ne işe yararsın ki? Çanta çöle demiş ya. Olan etin gelmez, derin giremiyoruz. Derin ne diyor? Kayış bile olmaz yani. Hiçbir şey olmaz. Beden, et ne olur ya? Baş belası. Bir de ölsem var ya. Gömülmen için 5000 lira lazım. O öyle değil ha. Bir, 10 lira desek kilosunu beda desek kapış kapış gider. Biz, biz desek ki Ali vefat etti. Eti beş bedava. Kim alır? Bir de çocuğuna sorsak Ali kim diye. Oo, bitti. O babam idi diyecek. Babam. İdi. Merak etme öteki odaya koyacaklar. Onlar bu tarafta olacak. Korkacaklar senden. yavrum kızım bu, bu kimdi ya? <laughs> Baban değil miydi? idi diyecek. Nerede baba? Babam gitti diyor. Bu peki ceset kim? Emaneti diyor. Bu emanetini diyor. Emanete layık şey yapalım onu koyalım bir kenara. Mahkumdur bir esasın hükmüne bakar, onun gösterdiği yollar ile hareket eder. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Allah Allah. Şimdi şuurda aydıklar. Evet, şimdi şuurda aydıklar. Her konuştukça bir şey ekliyor. İlk önce ayattır dedi. Sonra ruhtur dedi. Şimdi şuurdur dedi. Abi ya abi ya Allah aşkına şu irade dediniz ya irade bildiğini bilmek deyince bu şuurla çok ilişkilendiriyorum. Bu ne acayip bir şey. Ben bunu akla daha akla öyle olduğunda bilmiyorum. Rüyamsın rüyamda gördüğümü söyledim. Mesela nasıldı o rüya o şey? Dur dur. Eee Mevcudatı, mevcudatı, bakayım kalmış kafama. Şu mevcudatı, varlığı kendine taşıma gayreti ve süreci ve sonucu olarak sen de ortaya çıkana bilgi. Bununla dönüşürsek ilim, dönüştüğünü bilirsen, bildiğini bilirsen irade, o dönüşümü, dönüşüm hali vücudu, varlığı ise o vücudu, vücudu, kudret, o vücudun maddesi ise hayat. Çok tuhaf. Bildiğini bilmek irade İlk defa duyuyorum. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Şuur. Nedir o zaman? Hayat bütünseldir. Ruh yazılımdır. Şuur farkındalıktır. İşte ikisince mi yani? Bir dimadaki farkındalık, kalp şey vicdandaki şuur da vicdani su. İkisince mi olursa insan olmak yani. Beşerden çıkmak, farkında olmak. İşte bu bu anlatılan dersten fark etmek ama insanlara mecal bırakmamış be kardeşim toplum bunları düşünmeye mecal bırakmamış be Arun içim kahrediyor yani yani mesela ben e, akşam dersi yetişelim diye Arnavutköy'den akşamı kıldık Tespihatı arabada yapıyoruz ama aklım böyle çalışıyor böyle dedim ya bu paylaştım bunlara da böyle Merkür'de olmamız lazım ya burada neyiz ya dar yerde yanında araba geçiyor. Değil mi? Jüpiter hangisi bizden büyük? mi? Evet. Jüpiter çok büyük değil mi? Orada olmamız lazım. Birbirimizin hırtlarına şey yapacak. sonra adam ambulans şey yaptı, bağırdı, biz kaçtık. Yanındaki kadın geldi, kaçtı falan. Ya yani böyle yaptı. Ondan dolayı kaçın anladım falan. E şimdi ya bu Jüpiter'de olmamız lazım ya. Ne trafiği ya. Ne traf toprak kavgası ediyoruz bir. Etmeyelim ya. Nasıl etmeyelim? Jüpiter'de olsak niye sıkıştırdı bu galakside? Sanki yer mi yok ya? Sonsuz ya. Yer mi yok ya? Bir Jüpiter bana versin. Zaten bomboş insan yok. <gülüyor> 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 Bahadır kafayı oynattım ben bu akşam. <laughs> Ama Furkan ne dedi biliyor musun? Abi dedi. Orada dedim hudut kavgası olmaz. Şu olmaz. Biz insanız gene bir şey buluruz dedi. Öyle dedi ya. Gene biz bir şey buluruz. İnsan İnsan ne acayip bir şey ya. İnsan olmak güzel bir şeymiş ha, imtiyazlı bir şeymiş. Ama insan olduğumu bilmiyorum. Bir insan olduğumu bilsem. Hakikaten insan olmak orijinalliktir ya. Ya öyle değil mi? Kalem kullanan. Nun vel kalemi Allah Allah. Çok tuhaf ya. Ona 60 kilo 70 kilo bir şey. Göklere sığmadı yerin dibine sığmadı ya. Denizin dibilerine, yukarılarda ne işin var lan? Çok garip ya. İnsan insan olduğunu ne ile nasıl bilecekti? Allah olmasa birisi bize diyecek ki sen sen insansın. O zaman o hakikaten mi? Ben insanmışım. İşte o esas hayattır, ruhtur, şuurdur. Hem bir zarure madde değil, esas değil, mustekar değil ki işler ve kemalat ona takılsın. Ona bina edilsin belki yarılmaya, eğilmeye, ey, eri, erimeye, yırtılmaya. muheyya bir kışırdır. Madde bir kabuktur, köpüktür bir ve bir surettir. Madde neymiş? Köpük. Ya. Ka köpüktür. Kabuktur. Surettir. Allah. Aslı orada. Şu anda oradayız buradayız. Orası burası yok ki. Yani bedenle, ruh, iç alemini, hayatla beden şu anda farklılık var mı? Hayat neredeyse, bedenim de orada, bedenim Şöyle, buz burada, su burada. Olur mu? Buz burada, su burada. Duman burada, nur burada, odun burada. ve kelamın burada, mana burada, ses burada. Olur mu? Olmaz. Ha, Eğer su buzu neresindeyse ahirette dünyanın orasındadır. Beden neredeyse hayatta oradadır. Hayat neredeyse beden de oradadır. O kadar basit. İçimiz, içimizin içine doğuyoruz. Bunu doğmaya sebep olan o çok güçlü bir enerjiyle doğuluyor. O da azrail yapıyor o enerjiyi. Esas geliyor. Gözle görülmeyen hürdebini bir hayvanın ne kadar keskin duyguları var. Mesela mikrocanlar e, mikro canlar, 6 bin defa, 6 milyon defa büyütüldükten sonra varlığı var olan bir dünyamıza göre. Bize göre varı var olan mikrobu düşün. O mikrobun ne kadar keskin duyguları varmış. Arkadaşının sesini işitir. O mikrop 6000 defa büyütüldükten sonra büyütülen o mikrobun arkadaşı var. Onun sesini duyar. Bana göre beni vücudumu düşünün, sesimi düşünün. Farka bak ne kadar ufak ses. Ne dedim ufak mı? İşte mikrobun arkadaşı varmış. O mikrop arkadaşının sesini işitirmiş. O mikrop 6000 defa büyütüldükten sonra var olan mikrop rızkını görürmüş gayet hassas ve keskin hisleri vardır. Nebatat birbirine hisleri olmasaydı şeriat ormana gi giderken baltanızın ağzını sarın demezdi. Çiç evde balkona çıktığınız zaman o bıçakla yalın ayakla çı çıpla çıplak böyle çıplak bir bıçakla çıkmayın. Ormana baltayla, açık baltayla dolaşmayan di diyen din o ağaca ne demek ne demek istemiş? Ne mana yüklemiş? Hayatlıdır, hislidir. Zaten hayattadır ama hisleri var. Hissediyor. Yani ağaç seni tanır abiler. Çınar ağacı ustadı tanıdığı için sarıldı. 8 sene sonra gitti ya 8 sene üstünde zikretti. Ustat mantıksız bir şey mi yaptı? Ki Hanini Ciz var 19. mektupta. ve vesselam hurma ağacına, tormuna kütüğüne basıp hutbe yokken orada vaaz edermiş. Sonra hutbe olunca onu bırakıp minberin altına koymuşlar. O da ağlamış. Beni niye terk ettin diye. Şu hal gösteriyor ki bu ne, ne, şimdi kadar ne anlattı? Bu madde düşün. Kaç kilo? Bir de mikrop düşün. Madde inceleştikçe, küçüldükçe, küçülme ve inceleşme nispetinde asara hayat tesavvüt ediyor. Nuru ruh teşe, teşeddüt ediyor. Yani şimdi burada hayatın gözükmüyor. Ruh gözükmüyor. Çok büyük. Ama atom seviyesine inersen yani 6000 defa büyütüldükten sonra gözüken bir mikroba madde inceleşirse orada kendisinden daha büyük hayat gözüküyor. Kendisinden büyük nasıl oluyor? Madde yok olacak kadar hayat açık. Yani o mikrop arkadaşının sesini duyuyor. Bu ne demektir? Madde yok oluyor, mana ortaya çıkıyor. Yani şöyle diyeyim. İnsanların simasına bakınca madde gözükmez. Sima haletler, duygular, namaz kılıp kılmadığı, sabah namazına kalkıp kalkmadığı gözüküyor. Yani bak mat, mana hakim oluyor, madde yok oluyor. Maddeyi kimse göremez ki. Oradan çıkan şu an. Diyor ki madde küçülüp inceleşmesi nispetinde asar hayat tezahür ediyor. Nuru ruh yani insanda ruhu öne çıkıyor. Hakikaten alimlerde çok gözükür böyle. Bedeni gözükmez insanların. Ahlakı gözükür, siması gözükür. Hani Allah Resulü'nün tabiriyle aleyhissalatü vesselam görüldüğü zaman seni rahatlatan, konuştuğu zaman seni felahlatan dostun. Yani madde yok oluyor. O hemen mana oluyor. Nasıl anlıyoruz? Seni hemen manaya bağlıyor. Seni bir yerlere taşıyor. Daha hiçbir şey demese, konuşmasa bile görsen yetiyor. Bu neyi gösteriyor? Madde onda galip değil. Onda mana öne çıktığı için öyle. Nuru ruh teşeddüt ediyor. Güya madde inceleştikçe bizi maddiyatımızdan uzaklaştıkça ruh alemine, hayat alemine, şuur alemine yaklaşıyor gibi harareti ruh, nuru hayat daha şiddetli tecelli ediyor. Mesela e, ondandır ki Gafur ee, yaşlandıkça 40'ı 33'ten sonra başlıyor mail. Ahirete temayülat başlıyor. Ahiret düşüncelere gelmeye başlıyor. Mesela Furkan'a gelmez ölüm ölüm ahiret. Zor yani. Badına nasıl gelecek yani? Zor yani. Ee, 33'ten sonra böyle aha, 40 oldu mu ciddi ciddi düşünüyorsun. 50 oldu mu hiç aklından çıkmıyor. Her saat her şeyde eğer ciddi bir iş yapmıyorsan her her an o var. Onunla beraber yaşıyorsun. E ne, ne yapıyor senin? Evet. Çünkü harareti ruh, bak harareti ruh, şuur ve haletler aktif olmuş. Artık biz onu yaşıyoruz, onun içindeyiz. Adeta öyle bir hale geliyor, gidiyor, gidiyor, gidiyor ki böyle. E, o ölüme daha merak etmeyin, daha ölümünüze vardır herhalde Allah'u alem. O, o halet o kadar inkişaf ediyor ki ölüm sevilmeye başlanıyor tedirginlik kalkıyor. Çok rahat oluyorsun. Böyle Allah Allah. Ha girdim ha gireceğim gibi olur. Allahu alem. Daha önce öldün mü sen? Yok. İlk defa. Tamam. İnsanoğlu burada yaşadığını zannediyor. Suretteyiz. Suret sanımızdadır. Şu anda hakikatta suret aynı anda oluyor. Her neyse tamam. O kadar yeter. <laughs> Neredeyiz bir bilse insanoğlu. Bedenle buradasın ya. Suret bu. Suret. E suretle desen nasıl değilsin ki. Evet. Şunu söyleyen, düşünen, şu anda gülen yüzün buralı değil işte. Mesela hihi -hi yaptı. Maddi hareketlendirin kim? O halet. Somurtkan o da halet. Evet. Bu halet buralı mı? Burada kullanılıyor bu halet. Evet. Ama buralı değil. Esas okumak istediğim geleyim hadi. Çünkü dersi yaptım. Saatler ne tarafta kaldı ha şurada. Bana bak. İkram var mı dersten sonra? Badişanlar. Tamam o zaman daha şekli yok. Hakikaten şefkim geldi. Şaka demiyorum ha. <laughs> ee, devam edeyim. İşte hiç mümkün müdür ki? Neredeydim zaten ya? Aynen oradaydım. Ha, öyle mi? <laughs> i̇şte hiç mümkün müdür ki? Bu madde perdesi. Aa, bu beden. Yani maddeyle ne yapılmışsa. Bu mad... Ya kurban olurum ya. Oh. Bu madde perdesi bu olmasa nasıl nefes alacaktım ya? Bu madde perdesinde bu kadar hayat, şuur, ruhun tırnaşatı bulunsun. Yani şu maddede hayata ağıç uygun mu? Ruh uygun mu? Bak ne yapmış bak 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 ne yapmış. Et kokmuş. Yersen ölürsün değil mi? Bahadır, bağdır. Abim kaç yaşındayız? 21 Et kokmuş. Çöpe atsak, kapatsak. Kurtlanır mı abi? Evet. Kurtlanır değil mi et? Evet. Tamam. Parazitler olur. O parazitlerin o mikrolar etin neresindeydi? Nereden çıktı o? Peki et hani ölmüştü? Hayvanı kestik. Çürü. Eğer biz hayata sebep olsa bizim hayatımıza sebep olur. Yesek ölürüz. Kokmuş et. Attık çöpe. Et kurtlandı. O kurt neredeydi ya? Etin neresindeydi? Ruhumuz da bedenin olasında işte. Peki o etten çıkan, çıkan kurt duyguları yok mu? O kurdun duygusu kurtta kurtta eti neresindeydi? İşte böyle. Hislerimiz böyle. O kurt da ölse, o kurt da ölse o da kokmayacak mı? Ondan daha ince parazitler, mikroplar türemeyecek mi? Onların da ruhu çıkmayacak mı? O etin ruhu yok. Ama Etten çıkan et kokuştuğu zaman çıkan kurtta ruh var. Ette hayat yok. Ondan çıkan kurtta hayat var, ruh var, şuur var. O kurt da ölse parazitlerin de ruhu var. Bak nereye geçti geçti. Yani etin neresindeydi bu kurt? Dünyanın orasındadır ahiret. Bedenin orasındadır ruh. Biz orasındayız ahiretin. Tek derdimiz şu. De Üzerimizdeki battaniyeleri kaldırıp atacağız. Atacağız. Kaldır. 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 Yani uçak gemilerinde uçak yok piste. Aşağıda kaldırıyorlar. Hop açılıyor, uçak çıkıyor. Aşağıda. Kaldır kardeşim. Kaldır. Ama tamamen kaldırmak bizim gücümüzü aşan bir enerji gerekiyor. Azrail denilen Aleyhisselam bir nükleer bir santral enerjisiyle bizi elektrik bağlıyorlar o bütünsel enerji patlıyor. Onun adı da ahiret. Bütünsel kaldırmak bu bedenin terkiyle ruhun Tak. O bunu buradan çıkması için S salınması. O çok yüksek bir enerji lazım. Bu ruhun buradan çıkması için kainatı kaplayan bir enerji gerekiyor. Bu enerjinin adı azrail'dir işte. Bununla çıkacak. Başka onu alamazsın oradan. Yani şöyle diyeyim alacağım sorunu tornavida ile penseyle odundan dumanı ve nuru ateş alamazsın bu tarafa. Yakacaksın. Yakacaksın bak. O penseyle alabilir misin dumanı odundan? Hayır. Alamazsın. Yok. Buradan da hayat alamazsın penseyle. Ama büyük dönüşüm buradan ruhun e, şey azrailin ruhu çıkartması. Değil mi abi? Evet. Büyük bir enerji demek azrail. Büyük bir enerji demek. Ama benim de burada şu anki dersteki haletim başka. Yani Azrail bir değişiklik yapıyor. Eve gideceğim başka olacak. Gündüz iş yerinde aşağı alt katta başkaydı. O dışarıda başka olacak falan. İşte buradaki bu günlük değişimlere adapte olamamanın adıdır mı ruh hastalığı? var? Evet. Yani bu kopukluk birbirinden kopuk. Akıl vicdandan vicdan kapten birbirine paramparça. Herkes korkuyor da tek kalmış. Bir düşün kız çocuğun. Bir düşün hanımın. Bilmediği bir şeyde bir yerde bir her tarafı garip garip şeyler var. Korunaksız. Korkmaz mı ya? Evet. Akıl kaptan kopmuş. Kalp akıldan uzaklaşmış. Ruh onlardan kopuk. Ya birbirine tuhaf, birbirine düşman. Yabancı ustad böyle tarif ediyor. Ama bir bütüne geldiği zaman rahat ediyor. Biz niye şimdi rahatız? Bir bütüne geliyoruz. Vay vay be ya. Allah Allah. Adam diyor ki sen ne diyorsun ya dedi o profesöre. Dedim insan donmuş esmalardır. Ya bu bana yeter ya diyor. Ölümün çağrısı bu dedi ya. Tuhaf ya. Sen ne yapıyorsun? Ben bununla mıyım? Lan ben bu muyum ya? Ayıp ya. Çok ayıp. Çok ayıp ediyorsun ya. Nereye dönüştüm? Lahana yedim. Ortada lahana yok. Fasulye yedim. Fasulye yok. Kabak yedim. Hani ne, neresi kabak? Hep dönüştürdüm değil mi? Biz de bu manaları hep dönüştürüyoruz. O ebed vücudumuza. Oradaki vücuda dönüştürüyoruz. Düşünceleri, hayalleri, fikirleri, zanları, bilgileri, gayretleri, fedakarlıkları, kahramanlıkları, isarı, cimriliği, gadabı, hiddeti hep oraya eman ediyoruz. Burada da öyle. Yediğimiz içtiğimiz bedene düşüyor ama bu fasulye olmuş ama hiçbir tane fasulye yok, domates de yok. Ya, tuhaf. Her şey garip ya burada. Hiçbir şey normal değil. Aklı selimle düşün hiçbir şey de normal değil vallahi ya. Et düşünür mü ya? Et konuşur mu? Hee yapıyor. Hihihi yapıyor. <laughs> <laughs> Lanet konuşuyor. Güler mi ya? İyi iyi. Lezzet alıyor. Acayip bir şey ya. Ne koyacaksınız abi ya? <laughs> yani bir her şey garip ya. Her şey tuhaf burada ya. Anlayana. Her şey garip. Her şey tuhaf. Hiçbir şey normal değil. Normal olan normaldır diyen adam normal yani. Anormalı normal ya. Evet. Anormal. Nasıl normal ya? Madde düşünür mü ya? Madde hisseder mi? Madde sever mi? Madde aşık olur mu ya? Ya acı bir şey. Maddenin isteği mi olur? İşte hiç mümkün müdür ki bu madde perdesine bu kadar hayat ve şuur ve ruhun tereşuatı bulunsun. Bu o perde altında olan alemi batın ziru zişurlarla dolu olmasın. Hiç mümkün müdür ki şu maddiyat alemi şahadetteki mananın, ruhun, hayatın, hakikatin şu hadsiz tereşuatı ve Lemaat ve semeratının menbaı yalnız maddeye ve maddenin hareketini icra edilip, irca edilip, izah edilsin. Yani nedir o? Ben e, geldim, su içtim, yedim, tuvalete gittim, yattım, mutfak, tuvalet, takiş. Ondan sonra vücudu birbirine bindirdim, yedim fasulyeler, tuğlalar gibi. Bu 60-70 kilo olmuşum. Bu mu yani? Maddenin hareketleriyle mi ben varım? Madde mi beni yönlendiriyor, ben mi maddeyi yönlendiriyorum? Madde benimle mi anlam kazanıyor yoksa maddenin hareketiyle mi ben kıymet alıyorum? Kıymetim benim ile midir? Haşa ve kata ve asla. Bu asıl tereşuat ve lemat gösteriyor ki şu alemi maddiyat ve şahadet ise ha iyi dinleyin. Şu alemi maddiyat atom ve şahadet ise şahit olduklarımız şahit olmadıklarının değil senin şahit olduklarımız ise neymiş? alemi melekut ve erva üstünde üstünde serpilmiş tenteneli bir perde diyor. Daha ne diyecek ya? <laughs> bu madde, bu atom, bu madde gömlek benim üzerime bedenimin üzerini örttüğü gibi kaç tane örttü Bak atlet de var ha. Atlet de örtmüş. Deli de örtmüş. Bu madde gördün e şahit olduğun her şey. Yani alemi alemi maddiyat demek tuttuğumuz, dokunduğumuz, bulunduğumuz mekan. Alemi şahadet demek herkesin hususi olan şahit olduğu manalar demek. Şahadet ise neymiş? Alemi melekut ötelerin ve alemi ervahın üstünde serpilmiş bu maddi her şey. Onun üzerine serpilmiş tenteneli bir perdedir, perdedir. Perdedir, perdedir. Perdeymiş. Ne e, evet. yani, neyi düşünüyor? Nereden, nereden nereye bakıyorsunuz o perdede? Yani perde perde ya. Bakın ki hocam. Bak şimdi tül var ya böyle. Evet. Şimdi tül var. Ne karşıdan bu tarafa gözüküyor ne de buradan oraya gözüküyor. Evet. Ama eğer senin yetkin varsa felçli değilsen kalk git o perdeyle yaklaş 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 yaklaş. yaklaş. O perdeydi. Deliye gelince perde kalk. Artık açıldı. Tamam o orası evet. burası aynı. Bazı insanlar diyor 121 şu alarda bir insanı Orayı buraya, buraya oraya taşırlar. Bunun baş mimarı ise 15. Şua'da anda Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır diyor. Alemi gaybı, alemi şehadeti taşıdı diyor. Ya ne diyor bu ustad ya? Alemi gaybı, alemi şehadeti taşıdı. Ne, ne, Nese nasıl taşıdı? Onda 60-70 kilo bir kilosu vardı ya. Bak ten teneli bir perdedir. O zaman ahiretimizi neyle oluşturuyoruz? Şunla. Şu cümle okuyacağım. Allah ruhanileri nereden yaratıyor bak. Oradan dünya yaratılıyor. O bu ortamdan bir dünya oluşturduk. İçimizin içine girdik. Onunla ne yaratmış bak. Bir, maddeyi nurdan. Hatta Zülmet'ten, 507'den okuyorum. Maddeyi nurdan şu ışık. Maddeyi nurdan ruhani yaratılıyor. Renkli yapsanız renkli olur. Avizede farklı olur ruhaniler. Maddeyi nurdan Allah ruhani yaratıyor nurdan. Başka kim biliyor bunları? Hatta zulmetten, karanlıktan da ruhani yaratılıyor. Hatta esir maddesinden, iyi dinleyin şimdi. Hatta manalardan neyi düşünüyorsak, o ruhani yaratılıyor. Düşünceler, düşüncelerden. Hatta havadan, hatta kelimelerden, hatta zihaya, zişur, keset de halk eder. Bunlardan yaratılıyor. Ruhani yaratılıyor. Onlara şeriat melaike ve ruhani hediye tesmih eder. Allah Allah. Bir de diyor ki yani o zişur yani şu tefekkür dersi nedir? Bağdır. Ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi manen tefekkürle o alemler dahi o zişurun mirat ruhuna misafir olup irtisam ve temesül ile geliyorlar. Anderler ya geldiler mi? Evet. Geldiler. Tefekkürle doğuyorsun. Tefekkür doğmaktır oraya. Oradan sana tefekkürüne verilen cevap nedir? Huzurdur. Bizim anlayacağımız tarzda. Manadır, hazdır, histir, latifedir, şuurdur. Hayatın hayatıdır. O alemler iade i ziyaret nasıl yapıyorlar? O alemler dahi o zişurun mirat ruhuna, aynayı ruhuna demiyor. Yani aynaya bakarsınız lavaya gidersiniz. Suretinizi gösterir. Toprak mirattır. Toprağa çekirdeği atarsanız çekirdeği göstermez. Çekirdeği yapılandırır. İçini dışarıya taşır. Onun adı mirat denilir. Toprak Ay çekirdeğin miratıdır yani. He, evet. Toprak ruhun miratıdır. Onu yapılandırır ağaç. Ha, o alemler gelince ne yaparlar? Ruhumuzun miratı olur. Ruhum. Ruh toprağında aktif olurlar. Yani ruhumda Ruh, o, o şekilde her zaman her yerde her şey. açıl diyor. Her, her yer. O alemler yadi ziyaret edince mirat ruhuma misafir oluyorlar. Asıl değiller. İrtisam böyle irtisam böyle Allah Allah diyorsun. Orada kim var diyorsun falan. İlle resim değil. Bir de aynada temessül oluyor böyle. Temessül. Ee, mes yani Tefavül babından üzerinde ceyran ediyor. Sen de ortaya çıkıyor böyle. Yani çekirdek patlıyor ağaç oluyor. Halet o zaman. Kardeşim çıkan acil Allah aşkına çekirdeğin dışında arama ya. Evet. Bir daha. Evet. Bir daha. Ağaçtan çıkan o ağaç var ya şey çekirdekten çıkan ağaç var ya. Ne olur çekirdeğin dışında arama. Çekirdek burada ağaç burada değil. Ç Peki ağaç nedir çekirdeğin? Dışarıdaki irtisamıdır. Temessülatıdır. İçinin dış açı ifadesidir. Biz, Zamanı kaldır çekirdek. O kadar. O alem... Zamanı kaldırsan çekirdek. Şu anda biz ahirete irtisam ediyoruz. Temessül ediyoruz. Ahiret bize irtisam ediyor diyor. Onlar irtisam ediyor. Onlar bize temessül ediyor. Mirat-ı Ruhum'da. Mirat o alemler mi geliyor? Evet o alemler geliyor. Alemlerin... Ben o gittim benim. değil. O alemler geliyor. Bir yere gitmiyorum. Onlar geliyor bana yani ağaç oluyorum. Halet mi oluyor? Evet, halet oluyor, huzur oluyor, latife oluyor, ruh oluyor. Tefekkür oluyor, his oluyor, duygu oluyor, vefa oluyor. Haya oluyor, edep oluyor, şefkat oluyor, muhabbet oluyor. He. hepsi. Ettiğini anlarsın, muhabbet olur, his olur, latife olur, şefkat olur, anlayış olur, insanlık olur. İdrak edersin, affedici olursun, gönlün büyük olur derler ki olan bunun kalbine gönlüne vallahi benim de yerim var ya. Yani bir eve giriyorsun bir bakıyorsun despot mudur insan mıdır de şey şey midir ya bu işte sırp katili midir belli değil yani kasap mıdır nedir. Ya ama böyle hissetmiyor. Ama bir bakıyorsun mirat ruhuna geldiğini nasıl anlarsın? Muhabbet olur. İnsan olur. Vefa olur. Anlayış olur. Baba olur, kardeş olur muhabbet fedaisi olur, fedai olur, affedici olur. Olur da olur. insan olur, ahlak olur. Yoksa okudun okudun, bu nice okumaktır. Kendini tanımak. Bir bakıyorsun, okuyorsun hala ahlakın aynı. Hala geçimsiz, hala bağnaz, hala anlayışsız. Ya duyma, görme ya. Olur de. Ben vakıf kardeşlerime diyorum ki, size de söylüyorum. Rabbim şahit olsun. Elimi de koydum ha. Bundan daha yemin olur. Sizi hiç beklemediğim bir yerde, hiç beklemediğim bir şeyde görsem, şimdi verdiğim muhabbeti hiç eksiltmem. Niye? İnsandır ya, yapar. Vallahi eksitmem. Yapar ya, erdinç olur ya. Erdinç yapar ya, ne, ne var ya, insandır. Aya, peygamber sormadan gitmiş, gemiye binmiş, ya orada Cenab-ı denize atmış onu, attırmış. Olmuş da, e biz, yani... Olur kardeşim. Niye böyle geniş bir kalp olacak? muhabbet olacak. Yani biz diyor dünyalık için dost edilmiyoruz. Yapacaklar, diyecekler, küfredecekler, sürülecekler, yaptıklarını yakıp yıkacaklar, kelepçe koyacaklar, <laughs> her şey yapacaklar. Ama sen bunu normal göreceksin. Ne olacaktı ki ya? Bu, bu alimde böyle olacaktı. Yani bizi buraya oturtacak, gafur, hiçbir şey ikram etmeden konuşturacak. Olmaz. <laughs> Hadi vahırda vahım. Elhamdülillahi rabbil alem. Ya Rabbi. Senin rahmet kapını çaldık. Tefekkürle, düşünceyle. Bize yakışan bu kadar. O da sen söylettirdin, yaptırdın. Ya Rabbi, sen Allah'sın. Sen gafurur rahimsin. Merhametin en merhametlisisin. Senin için hiçbir zorluk yok. Ama bizim için çok önemli. Nedir o? Günahlarımızı af Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabz etmek zamana kadar bizi emanette emin kıl. Allah'ım sana muhatap yap. Ya Rabbi senden cennet istemiyoruz. Senden cehenneme de sığınmıyoruz. Allah'ım senden seni istiyoruz. Cennetin sahibi sensin. Cennet değilsin sen. Senden cenneti değil senden seni istiyoruz. Allah'ım seni bizi bize vermeni esirgeme. Ya Rabbi esirgemezsin de hakkı hakikatine, hürmetine, manasına Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Bizi ve bizi sevenleri, bizi dua edenleri, bizim dua ettiklerimizi iki cihanda aziz eyle. Amin. Ya Rab o amin diyenleri var Allah'ım. Onları da insan kamil, Muhammed aleyhissalatü vesselamın ahlak-ı ile ve Kur'an'ın esrarına, peygamber aleyhissalatü vesselamın sıfatlarına mazhar eyle onların ayin mirati ruhlarına da Allah'lık hakikatin tahakkuk ettir. Tayyum ve teşahhus ettir ya Rabbi. Vahir da vahu rabbil alemin. Allah'ım içimden geldi. Bu memleketimize, bayramımıza, milletimize, vatanımıza, hakikatımıza, dinimize, İslam'a, maneviyatımıza, kutsi değerlerimize sen neyi onaylıyorsan ona maddi ve manevi hizmet edenleri, gayret edenleri muvaffak eyle ya Rabbi. El Fatiha.